Hepinize merhabalar canlarım. Yine bir konu ve yine hep beraberiz. Şimdiki konumuzun adı kelime yazılışları sevgili çocuklar. Bu bölümde neler işleyeceğiz biliyor musunuz? Sözlükler vardır. Sözlüklerin çeşitleri de vardır sevgili çocuklar. Bir takım sözlükler de nedir? Böyle kelime yazılışlarını belirtir. İmla kılavuzları, değil mi? Hangi kelimenin aslında bazı kelimeler vardır. Çok böyle yazılışı yanlış yazılmaya müsait. Ama sözlükler sayesinde biz ne yapıyoruz? O kelimelerin doğru hallerini görüyoruz sevgili çocuklar. İşte bu da bununla alakalı. Biz de sizler için bir takım böyle bir şeyler hazırladık. Yanlış yazılmaya müsait kelimelerin aslında tamamen farklı olduğunu, nasıl yazılması gerektiğini öğretmek istedik sizler için. İsterseniz ilk örneğimize başlayalım ve arkasından nasıl yazım yanlışları olur ve bunlar nasıl giderilir onlar üzerinde hep beraber biraz muhabbet edelim. Hadi bakalım ilk şey. Doğru ve yanlış olarak belirteceğiz sevgili çocuklar. İlk olarak tren kelimesi tren olarak yazılır. Aslında okunuşta sanki arada i varmış gibi okunur. Tren diye hani iyiymiş gibi okunur ama aslında arada i yoktur. İşte bu sebepten dolayı herkes okunduğu gibi yazıyor. Bu sebepten yanlış olarak tren olarak yazıyorlar. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Artık kafamızda yer etmesi lazım. Bunu ne yapıyoruz? Hemen sözlüklerden yazım kılavuzu sözlüğünden ne yapıyoruz? Araştırıyoruz, doğru halini buluyoruz. Ama bu tren kelimesinin doğru hali arada i olmadan olacak. Spor. Yine aynı şekilde tren kelimesine benziyor. Sanki arada i varmış gibi okunuyor. Böyle spor gibi oluyor. Ama öyle değil sevgili çocuklar. Doğru hali spor olacak. Aynı gördüğünüz gibi yanlış olarak spor yazan arkadaşlara duyurulur diyorum. Doğru yazılışı arada i olmadan olacak. Abla. Evet, doğru yazılış. Abla olarak. Abla olarak okuruz, abla olarak yazarız. Ama bazılarımız böyle yazım yanlışı yapıyor. Apla olarak yazabiliyor ya da abla olarak yazabiliyor. Arada ı olmayacak sevgili çocuklar ve böyle apla olarak yazanlar da B harfini P harfine çevirmeyeceksiniz. Doğrusu abla olacak. Perşembe. Evet, günlerden Perşembe. Ama yine bunda yazım yanlışına çok müsait bir kelimemiz. Bunu bazılarımız Perşembe olarak yani N harfi olarak değiştiriyor sevgili çocuklar. O N harfi değil M harfi olacak. Perşembe olacak. Aynı aslında bu bir nevi pembe yazarlar ama pembe değildir. Pembedir yani M harfiyle olacak. Lamba. Yine burada bir harften kaynaklı yazım yanlışı yapan arkadaşlarımız var. Onları duyuruyoruz yine. Lamba olarak yazılacak. Yanlışını da lamba yani N harfiyle yazanlar var. Bu şekilde olmayacak sevgili çocuklar. Ne yapıyoruz? Elbette ki yanlış. Hepimiz de yapabiliriz. Zaten ben de çoğu zaman yanlış yapıyorum. Ne yaptım ben? Doğrularını öğrenmek için hemen yazım kılavuzumla kelimelerimi araştırdım. Hangisinin nasıl doğru yazıldığını o şekilde öğrendim. Matematik. Doğru yazılışı bu şekilde. Matematik. Ama bazen matematik gibi oluyor. Sanki böyle A'dan dizili böyle bayağı bir olacak. Şu ortadaki A olmayacak, E olacak. Matematik olacak. Bıçak. Doğru yazılışı bıçaktır. Ama yanlış olarak bıçak yazanlar da var. Bıçak yanlıştır sevgili çocuklar. Doğrusu bıçak olacaktır. Aslında bunlar böyle çok küçük örnekler. Böyle yaz yaz bitmez. Hani bir sürü örnekler var. Mesela herkes yazarlar ama doğrusu herkestir sevgili çocuklar. Hani birçok kelime sayabilirim. Tabii ki bunlar böyle benim size buradan saymamla bitmez. Siz ne yapacaksınız bunlarla ilgili? Bir yazım kılavuzu alacaksınız. Tek tek böyle yazdığınız kelimeleri sevgili çocuklar araştıra araştıra bulacaksınız. Mesela diyebilirim ki çoğu insan mesela yumuşak G harfini çok kullanır. Yavrın der. Aslında o öyle değildir. Yarındır. Yavrın olmaz. Mesela işte rağmen der. İşte ya da rağmen yazar.
Yumuşak G harfini de çoğu yerde böyle yumuşatmak için kullanıyorlar. Bu da yanlıştır. Yumuşak G'nin nerede, nasıl kullanıldığını aynı şekilde yazım kılavuzundan rahatlıkla bulabilirsiniz sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Yine bir konumuzu işledik. Kısaca işlesek de dediğim gibi burada böyle anlatmakla bitmeyeceği için hemen ne yapıyorsunuz? Yazım kılavuzlarınızı açıyorsunuz. Yoksa tabii ki de temin ediyorsunuz. Şimdilik konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.